Sen de dünyayı gezmek istersen yüzlerce tur. Pronto, pronto tur. Mezopotamya'nın kalbinde, Güneydoğu'nun en çok turist çeken şehirlerinden birindeyim. Şu anda Mardin'den sesleniyorum sizlere. Şu anda muhteşem Ulu Cami. Dünyayı geziyorum da bu hafta medeniyetlerin beşiği Mardin'i geziyoruz. Meşhur Eyrüzefaran Manastırı'na geldik. Mardin'in tarih dolu eserlerini hep beraber keşfedeceğiz. Mardin'in en eski sabuncusuna geliyoruz. Organik Mardin sabunları, yöresel el sanatları ve daha fazlası sizi bekliyor. Şimdi Mardin'in en güzel, en şahane eserlerinden biri olan Kasmiye Medresesi'ndeyiz. Dünyayı geziyorum da ülkemizin tarih dolu köşesi Mardin'i tüm güzellikleriyle keşfedeceğiz. Dünyayı geziyorum'un Mardin bölümünü sakın kaçırmayın. Dünyayı geziyorum da dünyanın her köşesini keşfederken bu hafta yolumuz ülkemizin gerdanlığı, medeniyetlerin merkezi Mardin'e düşüyor. Bir tarih geçidi Mardin'de harika yerler geziyorum. Mardin'in tarihi taş sokaklarına hayran kalmamak elde değil, sanki bir açık hava müzesinde geziyorum. Bakar mısınız? Her yer tarihi konak, her yerde tarihi eserler var, kiliseler, medreseler derken işte şu anda da konaklayacağım tarihi konağa gelmiş bulunuyorum. Günal Bey'le beraberiz. Bir aile konağı burası. İşte Günal Bey de bu aile fertlerinden biri. Teşekkür çok valla mutlu oldum geldiğim için. Biz de sizi görmekle çok mutlu olduk. Şöyle bir bakıyorum. Sanki bir film platosuna geldim. Resmen masal kitaplarından fırlamış bir güzelliğe sahip. Şöyle söyleyeyim. Geçmişe yönelik bir zaman tüneli içinde evet. Hissedebilirsiniz. Buyurun. Şimdi 700 yıllık bir tarihe davet ediyorum sizi. Buyurun, buyurun. Of, of, of. Nasıl güzel bir konak, nasıl güzel bir evde yaşamışsınız. Çok teşekkür ederim. Gerçekten yüzyıllar boyu ailemizin bu konakta yaşaması ve bugüne kadar da bizlerin taşımaya gayret etmesi bizim için en önemli özelliklerden biriydi. Hemen havuz bakın dikkat çekiyor. Su sisli. Ne kadar da dinlendirici. Böyle insan dinlendiğini hissediyor. Evet. Avlular son derece önemli bu konaklarda. Havuz tabii ki ister istemez bu taş binaların içindeki akustik sesle su sesi inanılmaz bir lezzet ve tat veriyor. Kesinlikle öyle. Şöyle ben bile yani hemen girer girmez saniye içerisinde dinlendim. Hemen baktığımızda çevresine odalar dikkat çekiyor. Şimdi ikinci kata çıkalım. Peki. Bu Mardin evleri, Mardin konakları, hayat denilen, avlu denilen bu kısımlar olmadan olmaz. Evin giriş kısmı. Şimdi ikinci kata çıkıyoruz. Of 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 nasıl güzel bir konağa geldik. Aman Allah'ım sanki şu anda bir film platosundayım. İşte avlular böyle. Güzel. Birbirinden güzel avluları var, yaşam alanları. Konağın en önemli özelliklerinden birileri de bunlar. Ben hayran kaldım. Tabii burası tarihi güzellik. Bir de manzaranın güzelliği var. Şöyle balkona doğru ilerlediğimizde seyir terasına. Of Mezopotamya olduğu gibi şu anda gözlerimizin önüne serilmiş durumda. Aman Allah'ım. Nasıl evet. Güzel bir manzara. İşte verimli ovalar Mezopotamya'da. Gerçekten öyle. Yıllarca, yüzyıllarca bütün insanlığa örnek olmuş, gördüğünüz gibi uçsuz bucaksız görebildiğimiz bir alan. Gerçekten öyle. Tarih boyunca 5000 yıl öncesine giden bir tarih var burada. Ve nice medeniyetlerin geldiği, nice medeniyetlerin geliştiği bir alan burası. Neden? İşte Mezopotamya'nın verimli toprakları ve güzel elverişli iklimi. İşte biz burada konaklayacağız. Odamız burası, otelimiz burası. Tamamen de orijinaline uygun bir şekilde restore edilmiş. Orijinal hali bozulmadan evet. Aslına sadık kalarak restore etmeye gayret ettik. Valla ellerinize sağlık diyorum. Ben tarih ve Mardin'i burada en güzeli şu anda yaşıyorum. Teşekkür ederim. Şimdi konaklayacağımız odamıza geçiyoruz. Buyurun. Bir bakalım. Buyurun. Buradan içeri girerken bu kısma biz eyvan diyoruz. Çok güzel. Eyvandan odalara açılıyor. Girdiğimizde şu dikkatinizi çekerse... Evet, çekti bile. Babaannemin kullandığı yaklaşık 150 yılın öncesine ait şifon yeri. Evet. Babaannemin adı Feyruze Ensari. Evet. Onun kullandığı hala çalışır vaziyetteki şifon yeri. Çok güzel, modern ve tarih iç içe geçmiş. Modern çizgilerle tarihi dekoratif kullandığımız müthiş olmuş. Bütün materyaller bu konakta kullanılan yaklaşık 100-150 yıla sahip bir geçmişe
sahip bunlar. Şimdi acaba nereden gidiyorum? Buyurun. Tamam. İsmail Bey ve Mutiye Hanım. Şimdi burada da şöyle bir şeye dikkatinizi çekeyim. Her odanın bir ismi var. Evet. Bu odada da yaşayanların isimlerini koyduk. İsimleriyle yaşasınlar istedik. Çünkü sizin aileniz yaşadı burada. Anneanneniz, babaanneniz, evet, değil mi? Dedemler yaşarken her evlenen çocuğa bir oda verilirdi. Evet. Ve o odada ortak yaşam devam ederdi. Biz de bu odaları düzenlerken o odada yaşayanların isimleriyle yaşasınlar istedik. İsimlerin oradan geldiğini çok görüyoruz. Güzel olmuş. Gerçekten çok iyi düşünülmüş. Ve işte ne kadar güzel konaklayacağım odamdayım. Tamamen bakar mısınız? O kadar güzel tasarlanmış ki. Şimdi tabii bütün her şeyin bir hikayesi vardır. Muhtemelen evet. Burada hiçbir şey sebepsiz değil. O kadar güzel düşünülmüş ki en ince ayrıntısına kadar en güzel detaylarla donatmışsınız bu odaları. Teşekkür ederim. Çok küçük detayları söyleyebilirim. Karyola annemle babamın kullandığı karyola. Aynısını ürettik ki bütün odalara aynısını koyduk. Hı hı. Şurada göreceğiniz çeyiz sandığı, annemin çeyiz sandığı. Hı hı. Aynısını ürettik ve bütün odalara koyduk. Günlük içinde değişecek yastık, kılıfı, çarşaf, nevresimler var. Özellikle bir yere dikkatinizi çekmek istiyorum. Dikkat ederseniz odalarda zincirlerle kaplı ve lambalar bunları asılı. Evet. Bunu neden yaptık? Çünkü astını korumak için, orijinal halini korumak için, elektrik kablolarını duvarların arasından taşımamak için. Nasıl ince bir düşünce. Tebrik ediyoruz gerçekten. Tarih dolu bu Mardin evinden etkilenmemek elde değil. Buyurun. Banyo çok güzel. Tamamen taştan yapılmış ve bakır, ondan sonra demir sanatı. Hepsi şahane görünüyor. Bakır muhtemelen Mardin bakırı. Bakırı özel olarak ürettik konak için. Bütün odalarda aynı konsept var. Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Evet. Bu annemin hamam çantası. Çok buna güzel. Kilden denir. Aynısını ürettik ve bütün odalara koyduk. Bütün buklet malzemelerini de içine koyduk. Yani şahane. Buranın hatıraları, anıları gelen misafirlerimizin yaşayacağı hale getirdik. Hemen arkada ne var? Evet, buyurun. Arkada da bakın taş mimarinin içerisinde banyo keyfi. Bir kısmında böyle dizayn ediyoruz. Siz Uzak Doğu'yu karış karış gezdiğiniz için çok daha iyi biliyorsunuz. Uzak Doğu'dan gelen misafirlerimizin tercihi de bu. Evet. Onun için banyoların bir kısmını bu şekilde dizayn ettik. Küvetli, küvet keyfi yapmak isteyenler bu odaları tercih ediyorlar. Hamam var. Ondan sonra normal duşakabini var. Her zevke göre burada oda mevcut. Evet, evet. Buyurun. Hem modern çizgiler hem tarihi çizgilerin iç içe olduğu çok güzel tarihi bir konak. Şimdi o zaman biraz keyif yapma vakti. Mardin'in en önemli sembollerinden biri bu tarihi sarı taşlardan yapılan asırlık konakları. Bu konaklarda Mardin'in kültürü, yaşanmışlıkları, duyguları en güzeliyle hissediliyor. Biraz dinlendikten sonra şimdi sıra kahvaltıya geliyor. Bu konakta acaba ne yiyeceğiz? Mükemmel bir kahvaltı sofrasından günaydınlar diyorum. Mardin'in geleneksel ürünleri ve lezzetleriyle dolu şahane bir kahvaltıyla güne başlayacağız. Hemen arkamda Mezopotamya'nın o verimli toprakları. İşte bu topraklardan soframıza gelen birbirinden güzel Mardin lezzetleri var. Günal Bey ne kadar güzel, ne kadar zengin bir sofrada kahvaltı yapacağız. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mümkün olduğunca doğal ürünler, yöreye ait ürünleri soframıza getirmeye çalışıyoruz. Şimdi zeytinimiz var. Belki izleyicilerimiz diyecekler ki, zeytin ne alaka, Mardin'de zeytin mi var? Ama Mardin'de zeytinin hası var. Derikli ilçemizden geliyor bu yeşil zeytin. Nuh Aleyhisselam'dan sonra Mezopotamya'da ilk yetişen zeytin. Ya. Ve Roma İmparatorluğu vasıtasıyla buradan İtalya'ya, İspanya'ya ve diğer ülkelere gidiyor. Evet. Koruma altına alındı bu zeytinler. Su böreği gibi bir kaymak. Hayatımda ilk kez görüyorum. Kaymak da bu yörenin ve sütün üzerinden kat kat alınan bir kaymak. Gerçekten başka yerde bulamazsınız. Bu da köyden direkt soframıza gelen doğal ürünlerimizden biri. Gerçekten çok lezzetli. Ballar, tereyağlar, şerbet. Galiba. Gül şerbeti, hı hı. O kaymağın üzerine dökülerek yeniyor. Hemen göstereyim. Tabii balla falan da yenir ama asıl yüzyıllardır bu şekilde tüketiliyor.
Çok farklı bir tadı var gül şerbetinin kaymakla. Tam da bütünleşiyor ve tadı, aroması bir farklı oluyor. Müthiş görünüyor gerçekten. Harika bir lezzet. Daha önce hiç bilmediğim, tatmadığım farklı farklı yöresel ürünlerle buluşuyorum şu anda soframızda. Tabii salatalıklar, doğal domatesimiz, balımız, çeşit çeşit meyvelerimiz var bakın. Özellikle de salatalığı andıran çok küçük minik bir sebze var orada. O da bu yörenin minik ama su deposu dediğimiz salatalık cinsinden olan ve rami diye adlandırdığımız bir ürünümüz o da. Salatalıktan çok daha lezzetli, çok daha güzel. Yaz boyunca yetişmeye başladığı zaman bu yörede en çok tükettiğimiz ürünlerden bir tanesi. Ne kadar nefistir, lezzetli. Nefistir. Eminim ki izleyicilerimiz zeytini de merak ediyorlar. Zeytin de tadına bakmak istiyorum. Mardin zeytini. Çok güzel. Yani biz zeytini genellikle batıda biliyoruz. Zeytini ve zeytinyağını. Oysa orijini buradan, bütün dünyaya Mezopotamya Ovası'ndan giden bir zeytin. Enerji alacağımız başka bir depo daha var. Zahter. Bu da kahvaltılarda olmazsa olmazlarımızdan. Evet. Mide için harika bir ürün. Öyle mi? Genellikle mutlaka sofralarımızda olur bu da. Çok güzel bir baharat. Şahane değil mi? Kesinlikle zeytinyağıyla sanırı birleşmiş. Evet, evet. Çekirdek içi, zeytinyağı, susam. Burada susam da çok yetişiyor. Dolayısıyla dikkat ederseniz şey de var. Pekmez, tahin. Tahin de var. Bu kadar zengin sofranın üstüne acaba ne geliyor? Farklı lezzetlerden biri, sürpriz diyebilirim. Bu yöreye ait. Buna isfiri diyoruz. İsfiri. Yumurta, pekmez, ceviz. Müthiş. Çok ama çok farklı bir lezzet. Gerçekten olağanüstü görünüyor. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Bunu yesek herhalde 3 gün. Yani, hiçbir şey yemeye gerek olmaz çünkü tam bir enerji bombası. Ya Mardin biliyorsunuz merdivenli sokaklar, sokak aralarında dolaşacaksınız. Böyle bir enerjiye muhakkak ihtiyacınız var. İhtiyacımız var. O zaman birazdan bu güzel tatlı ve tatlı tuzlu hepsinin karışık olduğu enerji bombasını da tadacağız. Afiyet olsun şimdiden. Sağ olun, çok teşekkürler. Sağ olun. Bu nefis yöresel lezzetleri tadıp tarihi konağın çevresini keşfedelim istiyor ve yürüyerek düşüyoruz Mardin yollarına. Tarihi konağımızdan çıktık. Şimdi eski Mardin'i gezeceğiz. Konağımız o kadar güzel bir lokasyonda ki yürüyerek her yeri gezebiliyoruz. Aynen. Eski Mardin'in hemen hemen göbeğinde diyebiliriz. Ulu Cami'nin hemen altında. Ara sokaklarda bu güzel konaklar zaten ve çarşıya, alışveriş noktalarına da yürüme mesafesinde. Araçlar zaten buraya girmiyor. Evet. Güzelliği orada değil mi? Kesinlikle öyle. Mardin'in o lezzetli yemeklerini yiyorsunuz. Yürüyerek bütün kalorileri veriyorsunuz. Kesinlikle. Mardin, Güneydoğu Anadolu'nun incisi. Bir dünya mirası olan Mardin, binlerce yıldır var olan bir kent. Tarih sahnesinde adıysa ilk kez 4. yüzyılda Roma döneminde geçiyor. Bu tarihin izleri arasında gezerken güvercinli beyefendi ile karşılaşıyoruz. Mardin'in dar sokaklarında gezerken klasik bir manzarayla karşılaştık. Burada yereller ellerinde güvercinleriyle muhakkak bu sokaklarda geziyorlar. İşte adınız neydi? Adım Halil. Halil Bey almış güvercinini, şimdi damına gidiyor ve damında bu güzel güvercinlerini uçuracak. Burada bir gelenek bu. Ne zamandan beri uçuruyorsunuz? 16 yaşındaydı. Uçutuyordum. Bütün evlerde beyler bu işi yaparlar, hobi olarak yaparlar. Gökyüzüne belli dönemlerde baktığınız zaman belli saatlerde rengarenk güvercinleri görürsünüz. Seviyor musunuz güvercinlerinizi? Evet. Kaç tane var? Vallahi 10 tane, 20 tane var. Oo maşallah. Ne zamandır uçuruyorsunuz? Biz şimdi uçutacağım. Şimdi uçuracaksınız. Evet. Her zaman uçuyor mu mesela? Saatleri evet. Var mı yoksa? Saatleri yoktur. Bazen uçutuyoruz, bazen işten çıktığı zaman, geç çıktığı zaman uçutamıyoruz. Hemen bakın Halil Bey işten çıktı ve güvercinleri uçurmaya gidiyor. Çok teşekkür Sağ ederiz. Şey değil. Keyifli günler diliyoruz. O zaman sana da görüşürüz. Bu arada tarihi şehir merkezine gezerken evlerin altında tünellerin olduğu dikkat çekiyor. Bu Mardin'in çok önemli özelliklerinden biri.
Neden? Çünkü bu tenerler dediğiniz gibi biz bunlara abbara diyoruz. Abbaralar çıkmaz sokakları çıkar hale getiriyor. Dikkat ederseniz üstü ev ama altı geçişe müsaade edilecek tarzda dizayn edilmiş. Bu abbaralar da son derece önemli. Dikkat ederseniz çok serindir. Evet. İnsanlar yürürken bu ara sokaklarda dinlenme yerleri, hatta sevgililerin buluşup birbirlerine aşk ilan ettikleri yerlerden biri de abbara. Abbaralarla ilgili çok enteresan hikayeler de var. Hep anlatılır, yazılır. Evet. Abbaralar onun için, Mardin için önemli yerler. Önemli bir kültürel detay. Evet. Ve yolları çıkar hale getiriyor. Restorasyonları yapılıyor şu evet, anda da. Evet, bu arada hala devam ediyor restorasyon çalışmaları. Belli noktalarda inşaat çalışmaları var. Mardin aslında her gün gelişmekte olan, her gün restore edilen, tarihi eserlerle dolu olan bir açık hava müzesi. Mardin'de insanlığın ilk dönemlerine ait izler bulunuyor ve farklı çağlara ait yaşamlara ev sahipliği yapıyor burası. Roma, Emevi, Abbasi, Selçuklu, Artuklu derken birçok medeniyetin eserlerini görmek mümkün burada. Girdiğimiz ara sokaklardan sonra şu anda muhteşem Ulu Cami, 1100'lü yıllarda yapılan Ulu Cami, Mardin için son derece önemli bir yer. Şu anda ana kapısından içeri giriyoruz. Bir de Ulu Cami'yi görelim. Görelim. Koskoca bir tarih. Camiye girer girmez hemen bizim Mardinli gençler karşıladı, çocuklar karşılıyor. Hem caminin tarihini çok iyi biliyorlar hem de çok güzel sanatçılar fotoğraf çekiyorlar. Gelen turistlere hangi noktalarda fotoğraf çekilir artık bu işte profesör olmuşlar. Kim anlatacak bize Günal Bey? Mehmet anlatsın bize. Burası 1176 yılında başlanıp 1199'da bitiriliyor. Cami Artuklar tarafından yaptırılıyor. İlk yapıldığında çifte minareye sahipti. Hem doğu hem de batı olmak üzere. Battaki minareyi göremiyorsunuz, yıkılıyor. Yıkılmasının iki tane ayrı nedeni var. Biri Timur'un, diğeri yıldırım çarpması. Timur Mardin Kalesi ile savaşa girer. Mardin Kalesi'ni alamayınca sinirlenip Ulu Cami'nin batı minaresine bayağı hasar veriyor. Yıldırım sonucu minare tamamen çöküyor. Doğudaki minareye bakarsanız bu minareyi sonradan yaptıran bir Ermeni ustası Salkus Sole minare yapmadan önce Müslümanlığı kabul ederek minareyi bir şehadet parmağına benzetip üç bölüme ayırır. Yani Allah, Muhammed ve Kur'an-ı Kerim şeklinde üç bölüm. Minareye doğru baktığınızda en alt bölümde bir kare yazı var. HES kodu şeklinde. Evet. Görebildiniz mi? Evet. Orada kufiyasıyla Kelime-i Tevhid yer alır. Yani Leylah İnnallah Muhammed Resulullah. Kufiyazı da İran Kufiye şehrinden gelen bir kabartmalı yasürüdür. Arapçanın geometrisi. Hemen karenin bir metre kadar üzerinde minareyi saran bir kemer var. Kemerin içinde ayet-el kürsinin tamamı. Birinci bölüme geldik, damla motifleri. Damlaların üstünde hilal. Hilalin içinde Allah, damlanın ortasında Hazreti Muhammed'in ismi, etrafında dört büyük hanifenin ismi. Damlalar ise yukarıdan geldiği için rahmet ve bereketin Allah'tan geldiğini simge eder. İkinci bölümde güneş motifleri var. Güneş motiflerinin içinde Allah Muhammed, etrafında aşiri-i beşere, yani hayattayken cennetle müjdelenmiş ilk 10 sahaben ismi, aşara Arapça'da 10 demek, beşeri ise müjdelenmiş anlamına denk gelir. Ön üst bölümde de pencere şeklinde kapılar var. Orada cennetin 8 kapısı yer alıyor. Tabi buraya gelen sizin gibi değerli misafirlerimiz der ki cennetin 7 tane kapısı var. Biz de deriz ki son kapı Mardin kapıdır. Mardin'e gelenler cennetlik sayılır. Şu anda cennettesiniz, paçayıttınız anlamında. Çok teşekkür ederim. Bu minarenin bizlere anlattığı kısa bir hikayesi vardır. Der ki, her kim ki günlük kaidesinde Kelime-i Tevhid'i okursa, ayet-el kürsüyü başına tac ederse, dört büyük hanife onda ilerlerse, ilk 10 sahabe gibi müjdelenip cennetin bir kapısından girmeye hak kazanır. Allah cümlemize nasip eylesin. Amin, amin. Önceden sizin geldiğiniz kapı yoktu. Doğu kaptek vardı. Dışarıda solda büyük bir yazı var. Orada Talak Suresi'nin 3. ayeti. Yani وَمَنَّ تَيَكَّنَّ عَلَّ اللّٰهِ فُعَلْ هَزْبُ Türkçesi, her kim kalla inanırsa Allah ona yeter. Önceden caminin tek kapısı oradan olduğu için esnaflar da o yazıyı görüp Allah'a tevkil etmeyi unutmazdılar. İçeride iki ayrı mezhep var. Hem Şafi hem de Hanifi olmak üzere. Sağ tarafta Şafiler namaz kılar, solda ise Hanifler. İçeride Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sakalı şerif var.
Sakalı Şerifini buraya getiren Artuklu'nun 4. hükümdarı Gubbettin İlgazi bir gün Mısır'a has seferliğine gidiyor. Orada ona iki tane hediye veriliyor. Biri Sakalı Şerif, diğeri ayak izi. Sakalı Şerif'in Mardin'in en büyük camisi Ulu Cami'ye hediye ederler. Ayak izini de annesinin adı verdiği Hatuniye Medresesi'ne koyarlar. Hmm. Fark ederseniz cami kare değildir. Dikdörtgen bir şekilde ellemesine doğru. Bunun sebebi ise ilk ön safta namaz kılmak daha faziletli olduğu için camiler de bu yüzden dikdörtgen bir şekilde ellemesine doğru yaptırılır. Cami hakkında bilgi bu kadar, soracağınız bir soru varsa da sorabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz canım. Harika değil mi? Maşallah, değil mi? Ne kadar güzel. Şu anda caminin içine girdik. Dikkat ederseniz çok serin duvarların kalınlığından. Buranın özelliği işte taş binaların. Buraya küçük bir ilave yapmak istiyorum. Minber son derece önemli. Minber kündekari denen bir teknikle yapılıyor. Ve dikkat ederseniz hiç çivi kullanılmadan yapılan bir minber. Evet, çok enteresan bir yapıya sahip. Ayrıca Mehmet'in anlattığı gibi biraz evvel dışarıda Peygamber Efendimiz'in sakalı şerifinin olduğu yere getirdi bizi Mehmet. Değil mi Mehmet? Vay evet, Peygamber Efendimiz'in sakalı var. Altında kendine özgü bir kokusu var. Bakabilirsiniz. Şöyle bir daha. Altında kendine özgü bir gül kokusu var. Sakalı şerife ait. Evet. Eğer hacca gittiyseniz anlarsınız zaten. Evet, buraya gittik. Aynen. Belli oluyor. Medine'deki o koku var. Bir bakarsanız tellerden üç kısa bir uzun var. En arkada bir tane daha var. Buradaki mihraptaki üzüm. Mihraptaki üzüm motifliğine bakarsanız bunlar Mardin'de bereketi simge ediyor. Evet. Mihrap da 700 yıllık bir tarihe sahip, tek bir hasta adidat görüyor. Buradaki aynı Günal abinin dediği gibi minber özel bir minberdi. Üstündeki motifler sonsuzluğu temsil ediyor. Güneş sistemini temsil ediyor. Bir de burada iki tane ayrı mezhep var. Burası Hanifi mezhebi. Bu iki kolondan sonrası hepsi Şafii mezhebi. Şafii mezhebi 2000'li yılların sonunda oluyor. Eskiden cami iki katlıydı. Üst katta bayanlar namaz kılıyordu. Altta da erkekler. Karşı taraf medreseydi. Medreseyi yapıyorlar. Medreseyi buraya alıyorlar. Bayan meçidinin önünde yıkıp karşıya alıyorlar. Şafii mezhebine de bakarsanız mihrap sonradan yaptırıldığından dolayı küçük oluyor. Mihrabı da şurada duruyor. Evet. İkinci mihrap. Çok güzel bir cami. Cuma çok özel bir cami. Cuma günleri de imam ayrılıyor. İlk önce Hanifliği bitiriyor, sonra gelip Şafilerde iki rekat daha kıldırıyor. Çok güzel gerçekten. Şafiler de selam vermeyip direkt kalkıp iki rekat daha kılıyor. İkinci mihrabı da burası gördüğümüz gibi. Evet. Değil mi Mehmet? Evet. Çok özel bir cami. Özellikle Peygamber Efendimiz'in sakallı şerifini gördüğümüz için çok şanslıyız gerçekten. Her zaman orada duruyor mu sakallı şerif? Evet. Herkes görebiliyor. Açık. Çok güzel gerçekten. Başka yerlerde Ramazanlarda açılıyor. Evet, burada doğru. Hep sabit açık. Aynen öyle. Çok güzel. Ve de Günal abinin dediği gibi caminin içi serindir. Serin olmasının sebebi taşlar midat kesme taşıdır. Bunlar yazın serin, kışın da sıcak yapar. Bunun sebebi ise arasına deve kuşu yumurtasının akı sürülüyor. Eğer taşlara bakarsanız taşların üzerinde izler de var. O izler deve kuşu yumurtasının akı. Çok teşekkür ediyoruz. Ve biz bu güzel bilgiler için Mehmet teşekkür ederiz. Evet, çok teşekkürler. Sağ ol. Caminin nefes kesen güzelliğini keşfederek Mardin'in tarih kokan yollarından artık şehir merkezine doğru ilerliyoruz. Eski Mardin o kadar küçük ki yürüyerek rahatlıkla gezilebiliyor. Ve şimdi meşhur Mardin dükkanlarını keşfetme vakti. Sevgili Özlem, dünyayı geziyorsun ama seni farklı bir yere, farklı lezzetlere götüreceğim. Buyurun. Hadi bakalım. Ooo, kuru yemişler, rengarenk. Evet, evet. Bakar Mardin'de mısınız? Olmazsa olmaz kuru yemiş, inanılmaz tadlara sahip bir yer. Hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar. Çok teşekkür hoş ediyoruz. Memleketimize hoş geldiniz, şerif verdiniz. Çok sağ olun, nedir valla? Kuru yemiş kültürünün çok yaygın olduğunu duydum. Şimdi şöyle söyleyeyim, Mardin badem şekeri, badem zaten buranın meşhur bir ürünüdür. Hmm. Mavi rengini genellikle merak ediliyor, nereden alıyor diye.
Lahor ağacının kökü denen bir kök var. Daha önce ceviz tiramisu duydunuz mu? Bir yaşıma şimdi daha girdim. Şöyle söyleyeyim. Mardin'de ilk yapan, ilk deneyen esnaf inanın biziz. Bunu gururla söyleyebilirim. İtalyanların tiramisusu burada ceviz tiramisu aynen. olarak, tiramisu, Türk tiramisu olarak çıkıyor karşımıza. Tiramisu çikolatası, dışında dibek kahvesi kaplı ve yerli Mardin cevizinden yapılmış. Biliyorsunuz ceviz doymamış yağ oranı en yüksek gıdadır kuru yemişlerde. Ya gerçekten hem sağlık hem lezzet. Aynı zamanda çikolatayla da buluşunca, hafif kahvenin acılığını da alınca gerçekten tadına evet. doyulmaz bir lezzet halini aldı. Mükemmel şu olmuş, o kadar lezzetli ki. Ürün. İnanın gelen misafirlerimize, işte izleyenlerin kesinlikle denemesini tavsiye ettiğim bir ürün. Bademle ilgili bir ürünümüz daha var. Onu da size tattırmak isterim. Şöyle evet, ben göstereyim ki. Bakın. Mardin bademiyle, ceviziyle ünlü olunca. Kamış şekerini bilirsiniz efendim. Kamış şekerleri suda kaynatıldıktan sonra şöyle kavrulmuş bademin üzerine serpiliyor. Ve genellikle diyabet hastalarının rahatlıkla tüketebileceği kesinlikle ve kesinlikle rafine şeker içermeyen bir ürünümüz var. Doğal, yani, tamamen doğal bir ürün. Vakumlu halde kaldığı zaman yaklaşık 3 ay boyunca tazeliğini koruyan ve yerli kavrulmuş bademi de içerdiği için lezzetine doyulmayan bir ürün halini almış gerçekten durumda. Gerçekten çok lezzetli. Afiyet olsun. Kahvemiz geldi. Bir kahvenin 40 litre vardır. Kahvesi çok özel buranın. Buyurun çok methettiniz. Nedir acaba içinde? Ne var? Şimdi şöyle söyleyeyim efendim. İçinde ceviz, fındık, badem püresi, menengiç, mahlep ve bu yörede yetişen zaatar bitkisi. Ya gerçekten bu karışımların kahveyle birleştiği anda damak tadınıza işleyen lezzetin tarifi olmaz bence. Çok ya bir lezzetli. Tadılması gereken bir ürün. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok seviyorum Mardin'i. Efendim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Biz İyi şimdi kahvemizi diliyorum. İçeceğiz. Enerjimizi alacağız. Tabii ki de Mardin'i keşfetmeye devam edeceğiz. Mardin'de şu anda merkezde yürüdüğüm bu sokak özellikle kuyumcularıyla çok meşhur. Altın ve gümüş işlemeciliği oldukça ön planda bu kentte. Vitrinler de tamamen bambaşka, farklı, sıra dışı altın modelleriyle dolu. Şimdi dediler gümüşü meşhur, altını meşhur, takıları meşhur, el sanatları şahane, telkar derken. El sanatları efendim. Aa çok güzel görünüyor. Peki. Mardin hasırımızdan telkari el işçiliği ve en güzeli de Süryani gözümüz efendim. Süryani gözü iki delikli. İnsanlar üzerindeki olan ikinci bakışı alıyor. Anladım. Nazardan korunmak için. Şimdi burada o kadar güzel eserler, o kadar evet. güzel el sanatları ve işlemeler var ki. Bize biraz bahsedebilir misiniz? Neden bu kadar meşhur? Özellikle bakın telkariden. Müthiş eserler yapılmış. Mesela ben size böyle detaylı göstereyim. Telkari el sanatımız gümüşü tel haline getirdikten sonra verdiğimiz motifin ismi aslında. Zaten onu da izleyicilerimize göstereceğim telkari nasıl yapılıyor ama. Mesela size göstereyim. Telkari hani Mardin'e özgü ya. Mardin doğasından, mistik havasından esinlenerek işte çiçek desenlerimiz oluyor ve Mardin taşlarının hani dolaşmışsınızdır muhakkak. Ara sokaklardaki etnik motifler, evet. sarmaşık desenlerinden, onlardan esinlenerek. Mesela burada var bir sürü evet. motif. Ve mesela bu ürünüm de iki gün önce tasarladığım bir ürün. Aa, çok yeni güzel. Biten bir ürünümüz. Böyle Mardin hasırı sevgi çemberiyle yaptığımız bir desenimiz efendim. Çok güzel. Aynen. Burada her zevke göre, her bütçeye göre hediyelik eşya var. Mardin'e geldiniz. Ne götüreceksiniz sevdiklerimize? İşte bu güzel el sanatlarından, takılardan, tokalardan, bileziklerden, kolyelerden götürmelisiniz diyoruz. Mardin'in sokakları rengarenk, cıvıl cıvıl ve eğlenceli. İşte şu anda bu güzel sokakta bakın bir sokak eğlencesi çıktı karşımıza. Beyefendi gitarını almış, bir yandan konser veriyor, bir yandan da bakın buradaki turistler onlara eşlik ediyor. Çok güzel. Evet, burada bütün sokaklar böyle. Hep eğlence var. İnsanlar çok mutlular bakın görüyorsunuz. Gelen turistler beklediklerinden çok daha fazlasını buluyorlar. Çok keyifli. Mardin çok keyif veriyor ziyaretçilerine. Hem sıcakkanlı bir şehir
hem dünyayı geziyorum çok seviliyor, hem de görülecek çok yer var. Mardin'in en eski sabuncusuna geliyoruz. Charles Prensken buradan gelip sabun almıştı. Öyle mi? Şimdi İngiltere Kralı Charles sabun aldığı yere giriyoruz. Buyurun, tek sabuncu Mehmet Dede. Tanıştırayım. Merhaba dedeciğim, nasılsınız Mehmet Dede? Allah'ım, bebek sırtınızı hatırlıyorum. Evet, evet. Bu muydu? Evet. Kendisi. Yakupcan. Allah razı olsun. Canım kerim, hep izliyorduk onu. Allah razı olsun. Sokak ne kadar güzel kokuyor. Sabun kokuları içerisinde geldik. Abla 100 yıldır sabun üretiyoruz. Maşallah. Parfüm yok, boya yok, kimyasal yok. Dededen toruna, torundan çocuğa, kuşaktan kuşağa. Evet. Mesela bu sabun tazeyken açık yeşildir. Bu bir hafta içinde bu tazesi, limon sarısı olur. Ne var bunun içinde? Bu bıtım dediğimiz Türkçe, Arapça bıtım, Türkçesi yabani fıstık. Yabani fıstık. Evet. Ve suya değdiğinde o bitkinin kokusunu verir. Allah Allah. Bu yörede yetişir, bir Siirt yöresinde bir burada yetişir. Ve bıtım sabunu çok meşhur. Nedir, ne demek bıtım sabunu? Bıtım bir tür yabani fıstık olduğu için, şimdi bu saça, cilde şifadır. Bebekleri de yıkayabilirsiniz, bunun suyu çevreye de zarar vermez. Bu yeşil ise hani kahvesi içtiğimiz menengiç. Allah Allah. Evet, bu menengiç sabunu. Evet. Bıttımın sabunu. Evet. Bu da badem, acı bademlerden yapılır. Yani kuru ciltlere de tavsiye ediyoruz. Şunun kokusu ağır. Ardıç katranı. Ama iddialıyız, bu ilaçla geçmeyen soruları giderir. Yani böyle köpürdüğünde yoğurt gibi olur. Örneğin yüzüne sür, 3-4 dakika bekle, durula. Ertesi gün ipek gibi bir cilt. Yer, açık yara bile varsa yok eder, iddialıyız. Allah Allah. Çünkü bu dede mirası vakıftı. Bir gün parayla satmadı. Biz tabii patent yaptık, ambalaj yaptık. Şu an QS yakınında eczanede satılır, izni alınmış. Allah Allah. Evet. Peki bir şey soracağım. Ne faydası var bunun mesela? Bu en başta sedef, egzama lekeleri yok eder. Artı kızlarımızda akneleri, sivilceleri. Aynen var, evet. Ablacığım sen bunu kullan, ilk yıkamada cevap verir. Tamam, İddialıyım. Bu akşam kullanıyorum, yarın da geleceğim. Başım üstüne. Ömrün olur. Sağ olun. Vallahi çok güzel. Tabii sabun çok önemli. Özellikle cilt temizliği için. Özellikle dediğiniz gibi birçok yaranın iyileşmesi için. Heh. Bakın şifa olduğunu söylüyor Mehmet'te de. Kokusu ağır ama bundaki gil, kükürt, ardıç ve katran. Hatta 10 sene öncesine kadar böyle kalıp yoktu. Böyle blok halinde. Peynir gibi kesip satardık. Ve gidip evde parçaları ayırıp kullanılırdı. Şimdi kargolar eğri büğrü olunca böyle standart olmasa da yine diyelim ama standart kalıba dönüştürdük bunları. Eşek sütlü sabun. Şimdi dersin sütten sabun olmaz. Sabun ana ham maddesi yağdır. Şimdi bunu 1,5 ton sabunluk yağa sadece 400 gram süt katılır. Yani sütü kaynatıp bir kaşık yoğurt koyup mayaladığımız gibi o 400 gram ne hikmetse cilde de şifası var. Yani bu sabun lekeye, sivilceye değildir. Bu sabun günümüzde botoks diyelim, karışık tarih giderir, cildi gerdirir. Gözeneklere de iyi gelir ve dünyanın da en güzel kokusu, içindeki koku da suni değil. Aynen, bu arada ben bunu sırf kullandığım sabun benim bu, biliyor musunuz? Eşek sütü kullanırım. Ama bunun başka yerde yok, iddialıyız. Öyle mi? Tamam, o zaman botoks etkili eşek sütü sabunumu da alıyorum. Vay başım üstüne. Harika. Bir de bakırcı dükkanına gireyim hadi. Mardin'in bakırı da çok meşhur. Mardin tarih boyunca nice medeniyetlerin beşiği oldu ve bu medeniyetlerin bıraktığı izleri bugün Mardin'in her köşesinde görüyoruz. Özellikle el sanatları bakımından Mardin çok zengin. Başta bakırcılık sanatı olmak üzere birçok sanat bugün hala yüzlerce yıldır bu topraklarda yaşıyor ve usta eller tarafından yaşatılıyor. Şimdi yanımda bakırcı ustamız var. Adınız nedir ustam? Abdülhamit Özcan. Abdülhamit ustam öyle bir sanatçı ki, bakın bir yandan bakırı işliyor, bir yandan da çalan müziğin ritmiyle bu bakırlara hayat veriyor. Ezgilere göre, ritimlere göre çekiş darbesini vuruyor. Hayatımda ilk kez böyle bir sanat görüyorum ustam. Evet, doğrudur. Nereden aklınıza geldi? Vallahi hem müziğe biraz benim kulağım var, müziği de seviyorum aynı zamanda. Ben ikisini bir arada yapmak istedim ve güzel de oluyor. Şimdi Reyhani, meşhur Mardin'in yöresel müziğiyle bu sanatı icra ediyoruz. Ne işliyorsunuz ustam? Şu an şahmeranı işliyorum. Şahmeran. Şahmeran da uğur ve bereketi simgeliyor Mardin'de. Nedir hikayesi peki ustam? Şahmeran'ı bilmeyen belki izleyicilerimiz vardır. Şahmeran aslında bir mitolojik kahraman. Evet. Şahmeran arkada. Bizim...
bizim dedelerimizden duyduğumuz hikayeye göre tabii farklı hikayeleri de var. Her yöre ait bir hikayesi var. Bizim buradaki hikaye ise çok eski zamanlarda bir vezirin oğlu arkadaşları tarafından çöle götürülür ve onu çölde yürürken boş bir kuyun içerisine atıyorlar. Orada kuyuyu genişletmek ister ve uyuyakalır yorgunluktan. Şahmeran'la dost olur o esnada. Şahmeran der ki ona, seni buradan çıkarırım ama benim yerimi kimseye söylemeyeceksin ve söylemeyeceğine dair bana söz ver. Genci kuyudan çıkartıyor, ülkesine dönen gencin hasta hükümdarı varmış. Ona Şahmeran eti önermişler. İşte kim Şahmeran'ı bulup da etini hükümdara sunarsa hem onu vezir yapacak hem de güzel bir kızı varmış, damadı yapacakmış onu. O da ve hükümdarın adamlarına Şahmeran'ın yerini söylüyor. Şahmeran'ı kuyudan çıkartıyorlar, öldürüyorlar. Etini hükümdara sunuyorlar, hükümdar sağlığına kavuşuyor. Böylelikle insanoğlunun iyi niyetine karşılık ihanetin simgesidir Şahmeran. Yani bir tarafımız insan, diğer bir tarafımız yılan olmayalım. Evet. İnsanlara uyarıcı bir simge aslında. Evet ve bu artık Şahmeran yüzlerce yıldan beridir sembolleşerek Mardin'in en önemli kültür detaylarından biri olmuş. Şahmeran figürleri her yerde görebilirsiniz. Heykelleri var, böyle bakırın üstünde, kıyafetlerin üstünde tabloları yapılıyor, resimleri yapılıyor. En önemli sembol, evet. Mardin'in. Biz onu bakıra aktardık. Evet. Yani Şahmeran'ın orijinali cam altı tablo. Evet. Biz onu bakıra aktardık. Ve şimdi de Şahmeran işliyoruz. Evet. İnsan izlemeye doyamıyor gerçekten. Ustam ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Bu sanatı yaşatmaya devam edin. Sağ olun. Sağ olun. Biz keşiflere devam ediyoruz. Bakalım daha neler var. Mardin'de ilginç neler keşfedeceğiz. Şimdi Mardin'in en güzel, en şahane eserlerinden biri olan Kasımiye Medresesi'ndeyiz. Mardin öyle güzel ve bakımlı eserlerle donatılmış ki insan tarih kitabında geziyor gibi hissediyor. Bu özel tarihe ışık tutan eserlerden biri de Kasımiye Medresesi. Mardin'in en özel ziyaret duraklarından. Şimdi medresenin içine girdik ve medresenin içinde yine Musa Bey'le merhaba, gezmeye devam ediyoruz. Biz yaklaşık 15 yıl önce Musa Bey'in babasıyla da çekim yapmıştık burada. Kaç kuşaktır aslında kuşaktan kuşağa geçen bir yani, burada durum var. Şöyle bir şey, biz burada doğup büyüdük. Dedemiz 40 yıl, babam 30 yıla yakın, ben 10-11 yıla yakın kardeşlerimizle birlikte buraya gönüllü olarak hizmet ettik. Peki burada bir havuz görüyoruz, çeşmeden akarak geliyor. Nedir, detayını öğrenebilir miyiz? Detayı şu şekilde, suyun tam çıktığı yerde 3 tane lale motifi mevcuttur. Lale evet. Motifi. Üstünde ise Kur'an'da geçen vav harfinin işareti vardır. Onların manası anne, çocuk, babayı temsil etmektedir. Oradaki suyun sesi bebeğin ağlamasını bize ifade eder. Bakın suyun düştüğü sürekli su hareket eder. Evet. Bizim çocuklukta yaptığımız yaramazlığı bize ifade ediyor kısacası. Yani yaşayacağımız bir belli bir hayat. Tekrar doluyor, bir sefer öndekine doğru akıyor. Öndekine doğru baktığımızda biraz daha durgunlaşıyor. Gençlik evet. Çağı. İnsanoğlu maddi, manevi belli bir hayat sürdürüyor. Sonuçta evet. Evlenip çoluk çocuğa karışacak. Aynen. Tekrar dolduktan sonra uzun olan akmaya başlayacak. Uzun olan akım sistemi meyillidir, bilimle yapılmış. Evet. Şurada su hızlanır. Burada o durma noktasına gelir, bir iki üç tane taş. Burada ise daha çok hızlı akmaya başlar. Evet. Bize neyi ifade ediyor? Çocukluktan gençliğe, gençlikten yaşlığa, yaştan ölüme doğru adım atmamız. Aynen ya. Gösterir. Yaşlıkta zaman çok hızlı geçiyor. Tabii tabii. İşte onu görüyoruz. Havuz ise mahşer. Orada iki seçenek var. Su tam dolu olduğu zaman su üstteki çizgiden akmaya başlayacak. Aşağıda ise suyu açtığımız anda, mesela dün havuzu boşalttık, temizledik. Suyu açtığımız anda havuzun dibinde ne kadar kirlilik varsa dipten akmaya başlayacak. Üstten ise her zaman temiz su akar. Bize evet. Cennet ve cehennemin çizgisini ifade etmektedir. Evet. Üst katları da uyuma yerleri, alt katları ise eğitim odaları. Bütün odaların üstünde farklı farklı figürler ve ablemler var. Burada tıp, astronomi, kimya, Kur'an, fıkıh, sanat, kültür bu gibi dersler görürlerdi. Hatta mesela, bu havuzda da astronomi dersleri verilmiş. Onu da söyleyeyim. Burada haftada bir defa tabii ki gökyüzünde ay yıldız yansıması suya vuracak. Vurduğu anda gece 1 de olsa, 3 de olsa bütün öğrencileri uykudan uyandırılıp havuzun etrafında oturmadan önce şurada dörtgen bir kare var. Çizim Kufi yazısı. Manası La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah demektir. Havuzun başında oturup ders başlarlar ve gördüğü dersleri her hafta not alıp ona göre kışa hazırlık yapmak için hem hava durumu hem astronomi dersini öğrenebiliyorlar efendim. Çok güzel. Medresede 4 mezhep içe yaşarlardı. Hanefi, Şafii, Maliki ve Hameli mezhepler. Giriş kısmında muazzam bir çarp var. Onu içeride de söylemiştim. Ses medresenin 23 odasına ayrılır. Herkes mezhebine göre ibadet eder. Şöyle bir sistem daha var. Sol ve sağ tarafta hoca ders veriyor. Peki
hoca öğrenciye kızdığı zaman diğeri rahatsız olur. 30 metre mesafe var veya yok. Şu eyvandaki ekosistemden dolayı suyun sesi buradaki hocanın sesi diğer tarafa geçmesini perde oluşturuyor. Perde oluşturuyor. Ay ne kadar güzel bir mühendislik dehasının içindeyiz şu anda. Aslında her şey bilinçli yapılmış yani. Tabii. Biz bilmiyoruz belki farkında değiliz ama her şey yerli yerine belli bir düşünce ve mantık sisteminde oturtulmuş. Burada da yazlık mescid. Yazın burada ibadet ederlerdi. Evet. Tabii bizim Mardin halkı son 2-3 yıldır artık soğuktan dolayı, hava iklim değişikliğinden dolayı yapmıyorlar. Buraya 1000 metrekare halı serip bir ay boyunca teravih namazında burada namaz kılarlar, ibadet ederler ve dinlenirler. İnanın ben kulak misafir oldum. Çay dağıtırken insanlar ya namaz ne çabuk bitti diyor. Düşünün neredeyse yarım saat ibadet ediyorlar. Evet. Ve zamanın 5 dakika gibi geçtiğini görüyorlar. Ve burada insanları zor dışarı çıkarıyoruz. O kadar ferrah ki huzurlu. Çıkmak istemiyorlar. Evet. Çok güzel gerçekten. O zamanlarda tabii dönemin en önemli bilim adamları yetiştirilmiş, profesörleri yetiştirilmiş, doktorları yetiştirilmiş ve bütün dünyaya buradan gönderilmiş. Dini ve ilmi yaymak için. Bir de burada manzarası var. Manzara da bakalım. Mezopotamya Ovası. Zaten su topraktan gelip toprağa doğru gidiyor. İnsanoğlu aynı şekilde topraktan gelip toprağa doğru gidecek. Gideceğiz. Aynen, aynen. Ve dikkat ederseniz gökyüzünün düştüğü yer hiç görünmüyor. Görüyor musunuz? Evet. Bize cennetin sonsuzluğunu ifade ediyor. Evet, Mezopotamya Ovası bize cennetin sonsuzluğunu ifade ediyor efendim. Evet, gerçekten uçsuz bucaksız bir manzaradayız. Tam da böyle Mezopotamya'yı görecek çok güzel bir noktaya konumlandırılmış. Artuklu zamanında inşasına başlanıyor. Evet. Ama Akkoyunlular döneminde de son buluyor. Oğlu Kasım tarafından tamamlanıyor. Babası öldükten sonra, Cihangir öldükten sonra oğlu Kasım tarafından burası tamamlanıyor. Buranın ayakta durmasının sebebi ise yer altındaki muazzam bir yapılışıdır. Doğrudur. Ya düşünün. En az yarısı kadar temel, var. Temel vardır. Evet. Tabii zaten. Ya düşün buradan ta ağaçların olduğu yere kadar kademe kademe merdiven vardır. Mısır piramidi gibi yapılmış. Evet. Ki depreme karşı dayanıklı kalsın diye. Ve aşağıda kolonların göründüğü kadar o kadar da yerin altında vardır. Tabii ki muazzam bir yapılışı var. Birçok defa işte zarar görmüş ama bakın hala ayakta ve Mardin'in en güzel eserlerinden biri. Bize ayırdığınız vaktinizi çok teşekkürler. Gezmeler efendim. Biz şimdi fotoğraf çekileceğiz çünkü gerçekten Musa Bey çok güzel fotoğraflar çekiyor. Siz de buraya geldiğiniz zaman Musa Bey'i bence arayıp bulun ve fotoğraf çektirin diyorum. Birazdan da size şöyle hatta birkaç tane çektik. Hepsi şahane. Bakın Yasin de beni çekti. Yani ruhu var fotoğrafların. Tabii burayı çok iyi biliyor. Açıları çok iyi biliyor. Ama tek bir şey var, ben fotoğrafçı değilim. Evet, fotoğrafçı değilsiniz. Okulda bıraktım yani, 7-8 yıl okuyup bıraktım. Yani fotoğrafçılıktan hiçbir alakam yok, bakış açım var. Evet, bakış açınız çok güzel, gözünüz çok iyi. Bakar mısınız, bu fotoğrafları çektirmek istiyorsanız Kasımiye Medresesi'ne geldiğinizde muhakkak Musa Bey'i bulun. Zaten burada genelde kendisi. Ve bir Dünyayı Geziyorum'un daha bu haftalık sonuna geldik. Gelecek hafta yine aynı saatte keşiflerimize devam edeceğiz. Instagram adresimiz Dünyayı Geziyor. YouTube kanalımız Esirgenç TV. Şimdilik hoşça kalın. Sen de dünyayı gezmek istersen yüzlerce tur. Pronto tur. Sen de dünyayı gezmek istersen yüzlerce tur. Pronto tur. Sen de dünyayı gezmek istersen yüzlerce tur. Pronto tur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.